İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en farklı ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 11 Eylül ve 11 Eylül pazartesi günü yeni yayın dönemine başlıyorum. Bugünden itibaren hafta içi her akşam 19'da yani akşam 7'de sizlerle birlikte olacağım. Ana haber tadında o bildiğiniz tatta konuşan, tabii VTR'lerin olduğu, konuşan, konuşturan, sorgulayan, sorgulatan, kim sorgulanmak istiyorsa veya kim aklını çalıştırıp sorgulamak istiyorsa ve o haberlerin tadında o özlediğiniz ana haberi tekrar sizlere yaşattırmaya çalışacağım. Ha, kimi zaman kızacaksınız haberlere, kimi zaman benim yorumlarımı kabul etmeyeceksiniz belki. Bana da belki tepki göstereceksiniz, gayet normal. Zaman zaman geleceksiniz, ya git işine be arkadaş diyeceksiniz. Zaman zaman arkadaş 12'den vurdun ya, tam benim aklımdakini söyledin ya diyeceksiniz. İşte haber tadında, ana haber tadında, özlediğiniz tatta Türkiye'nin ana haberini tekrar sizlerle birlikte buluşturacağız. Arkadaşlarla birlikte. Bugünden itibaren hafta içi her akşam 7'de yine ana haber saatinde sizlerle birlikte olacağız. Ve bir saat boyunca bir günü bir saatte yine birlikte sizlerle özetleyeceğiz. Remzi Kürkçülü'nün cümlesiydi bu slogan. Bizim yönetmenimiz bir günü bir saatte birlikte yaşayacağız, paylaşacağız diye. Çok sevdim ben bunu. Ve aynı şekilde öyle diyorum. Bir günü bir saatte birlikte sizlerle paylaşacağız. Anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. Çok konuşacağız. Belki yerinizden zıplattıracağım sizi, bilmiyorum. Çok öfkeleneceksiniz. Çok belki yani kameradan veya ekrana gidip yani ya helal olsun be arkadaş demek istediğimi dedin diyeceksiniz. Yapacağız. Bunların hepsini aşağı yukarı 9 ay boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ve Sözcü Televizyonu'nda sadece bana özel değil, onu da söyleyeyim. Gerçekten işime karışılmaması bana özel bir şey değil. Burada her insan, her ekran önüne çıkan, her haber yapan, her görüntü çeken her insan bu özgürlüğe sahip. Böyle bir özgür televizyonda çalışabilmek bence çok önemli. Ve zaman zaman ben işte ya bana karışılmıyor, susturulmuyor diyorum. Özel yerine konuşmaktansa, bunu Alişer'le bugün o beni uyardı aslında, o söyledi. Gerçekten de doğru söylüyor. Burada hiçbir ekran önündeki arkadaşımız, hiçbir muhabir arkadaşımıza sen şunu söyleyeceksin, sen şöyle yapacaksın, sen böyle yapacaksın diyen olmadı. Olmuyor da ve bu özgürlüğün tadını çıkarmak da çok çok önemli. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Bizler haberci mesleğini veya gazetecilik, habercilik mesleğini yapan tecrübeli olarak gördüğümüz kişileriz kendimiz adına. Ve o yayın standardının ne olduğunu, uluslararası gazeteciliğin, haberciliğin ne olduğunu bilen insanlarız. O yüzden bir kez daha Sözcü Haber'e hoş geldiniz. Hafta içi artık sizlerle birlikte olacağız. Akşam 7'de başlayıp bir saat boyunca beraberliğimiz sürecek. Kılçıksız bir saat yapacağız sizlerle birlikte. Her zamanki tatta 9 ay boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha anketlerimiz var. Ha, tabelamız var. Ha, tabelamız olacak, anketlerimiz olacak, interaktif katılacaksınız. YouTube'dan bizi izleyebilirsiniz şu anda yaptığınız gibi. Ve aynı zamanda tabii ki bizi platformlardan da izleyebilirsiniz. Sözcü TV'yi izleme şansına her yerden sahipsiniz. Tabela şu. Tabelayı bugün Türkiye'nin en önemli kişisi, bir numaralı kişisi söyledi. Merhamet dedi. Ne dedi? Türkiye'nin bir numaralı kişisi kim diyeceksiniz? Erdoğan tabii ki. Merhamet eksikliği. Bir numaralı derken devlet başkanı olarak söylüyorum ben bunu. Başka bir şey olarak değil. Yani plakası da öyle ya zaten, ondan doğru söylüyorsunuz. Merhamet eksikliğinden dem vurdu. Türkiye dedi, dünyada dedi, lüks var dedi, şatafat var dedi, israf almış başını gitmiş. Sanki Türkiye'yi özetliyordu aslında da ama dünyayı özetliyordu. Ve ardından da cümlesinin sonunda dedi ki sorunların kaynağı dedi merhamet eksikliği. Ben de diyorum ki tabela merhamet şart. Bu akşamın ilk günün ilk ana haberin tabelası merhamet şart. Peki YouTube'da anketimiz ne? YouTube'da biliyorsunuz ekonomiyi çok konuşacağız bu sene. Mehmet Şimşek'e inanıyor musunuz? Bakınız güveniyor musunuz demedim size. Güveniyor musunuz demedim. İnanıyor musunuz diye bir soru sordum. Mehmet Şimşek'e inanıyor musunuz? Evet, hayır, umurumda değil. Ve bu üç şıkkı verdim. Birazdan yani bülten sonunda da bunların karşılığını göreceksiniz oran olarak. Gelelim Twitter'da nasıl bir soru var? Ha, bundan sonra Twitter'ı Sözcü TV'nin adresinden, Twitter adresinden başlıyoruz. Siz de takip edin lütfen. @SZC yani Sözcü'nün sessiz harfleri SZC televizyonu buradan ulaşabilirsiniz. İşte ittifaksız muhalefet sizce nasıl sonuç alır diye bir soru sordum.
birinci başlık sandığı patlatır, tuz buz olur. Büyük şehirler kaybedilir, Erdoğan dört köşe olur. Çünkü bugünlerde ittifaksız muhalefetten bahsediliyor. Başarı olur mu olmaz mı onu da hep birlikte konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Remzi dedi hazır mısın diye, başlayalım mı diye. Başlayalım Remzi'ciğim. Peki neyle gidelim? Tabii ki bir numarayla gideceğiz. Erdoğan'la gideceğiz. Erdoğan G20'deydi. G20'ye gitti. Orada konuştu, etti, bir araya geldi. İşte Sisi'yle o katil dediği, bilmem ne dediği, yok arkadaş dediği Sisi'yle bir araya geldi. Ve sonrasında uçakta yine sevdikleriyle birlikteydi. Yani biz o uçağa binemiyoruz. Zaten bu şartlar altında da binmek istemem açıkçası. Yani inşallah önümüzdeki yıllarda düzelirse eğer ülke, biz de gazeteci olarak oraya gireceğiz. Sevdikleriyle birlikte gitti ve sorular geldi tabii ki. Önceden bunlar ısmarlanan sorular. Çoğu öyle zaten. Ve ekonomiden bahsedildi. Bu kez dedi ki, yine cümlenin başına o kelimeyi mutlaka kullanıyor bu siyasal İslam. İnşallah diyerek düzeleceğiz dedi. Ekonomi, yerel seçimler, dış siyaset. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Hindistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, orta vadeli programla piyasalara farklı bir canlılık geldi dedi. Enflasyon için önümüzdeki seneyi işaret etti. Üç ayaklı bir program açıkladık. Orta vadeli programın uyandırdığı bu yankıyla birlikte piyasalara farklı bir canlılık geldi. Geliyor. Bir de yurt dışından Türkiye'ye kredi akışı da inşallah başlıyor. Para politikasında alınan tedbirlerin etkisi gecikmeli oluyor. Dolayısıyla bütün ülkelerde bu süreç böyle. Biraz zaman alacak. Onun için biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Gelecek sene bu vakitlerde çok net bir şekilde enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz. Enflasyon konusunda biraz zorlu bir sürecimiz olacak. Bunu kabulleniyoruz. Yerel seçimler ve muhalefetteki belediyeler de gündemindeydi. Masa devrildi, kötü devrildi. O masanın içerisinde bu belediye başkanları da vardı. Biz bu belediye başkanlığını İstanbul'da da yaptık, Ankara'da da yaptık. Bizim belediye başkanlığımızın kalitesi, seviyesi nedir? Bunu İstanbullu gayet iyi bilir. Ankaralı gayet iyi bilir. Öbür tarafta şöyle bir İzmir'e bakın. CHP'nin Evlere Şenlik Genel Başkanı'nın durumu da farklı değil. O da koltuk hayalleriyle döndü dolaştı. En son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi. Rehavete kapılmadan çok çalışacak ve milletin gönlünü de seçimi de kazanacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdi. Erdoğan, Sisi'yi Türkiye'ye davet ettiğini ancak tarihin belli olmadığını da söyledi. Evet, komik bir durum aslında değil mi? Yani en sondaki o görüntü Sisi ile siz katil diyeceksiniz, siz ona merhametsiz diyeceksiniz, siz ona aklınıza gelen terörist diyeceksiniz. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra gideceksiniz, el sıkışacaksınız. Hadi bakalım Sayın Erdoğan, onun yanında da bir de Rabia işareti yapsaydın. Nasıl oldu? Yani Sisi ile el sıkışırken bir de Rabia işareti yapsaydınız. O bile unutuldu ya. İşte bakın, bu duruşsuzlukları eleştiriyorum ben. Bu siyasi duruşsuzlukları eleştiriyorum. Diyeceksin ki ya birinci dakika gol bir, dakika bir gol bir. Evet arkadaş, iktidarıyla muhalefetiyle dakika bir gol bir. Eleştireceğiz tabii ki. Yani düşünsenize, siz Bahreyn'le de aynı, özür dilerim, Birleşik Arap Emirlikleri ile de aynıydınız. Suudi Arabistan'la da aynıydınız. Ne bileyim, Van Münit'te de aynıydınız. Şimdi böyle bir siyaset mi var? Ben bu siyaseti reddediyorum. Bu duruşu olmayan, buna kimileri işte dik duruş diyor, bilmem ne diyor. Şimdi bu durum daha mı iyi? Millet gülüyor. Gerçekten gülüyor. İçeride bir şey yapamıyoruz. İçeride terörist deniyor bize, içeride vur ensene deniyor. Aynı bende olduğu gibi. Veya içeride şaşkın deniyor, içeride çapulcu deniyor, sürtük deniyor. Ona bir şey diyemiyoruz, güçlü o. Ama dışarıda işte böyle el sıkmak zorunda kalırsınız sonrasında. Peki o el sıkma iyi. Peki Mehmet Şimşek ne diyor? En güvendiği adam ne diyor? Mesela ekonomide hani dedi ya, inşallah düzeleceğiz. İşte sabır istiyorum sizden. Ne bileyim, bize zaman verin. Tasarruf yapmak zorundayız. Enflasyonu indireceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Evet, çok güzel. İnanıyor musunuz? Hayır, ben inanmıyorum şu an için. Erdoğan'ın bu söylediğine inanmıyorum. Şimdi Mehmet Şimşek belki bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama sanki o da bir yere kadar yapabilecek. Ve bakınız, bugün NTV'deydi. İtiraflar vardı. Bizi nasıl kötü yönettiğinin, Erdoğan ve Nebati ikilisinin bizi nasıl kötü yönettiğinin itiraflarında bulundu. Aslında şöyle özetleyebiliriz, aynı oradaki gibi. Nurettin Nebati'yi fena harcadı. Uzun süre kur tutulmuş. Biz kuru serbest bıraktık. Çünkü bir taraftan
rasyonel politikalar diyeceğiz. Sonra kurum müdahale, bu doğru değil. Ekonominin dümenindeki isim Mehmet Şimşek, göreve gelişinin 100. gününde kendinden önceki ekonomik adımları eleştirdi. Geçmişte kurum baskılandığını itiraf etti. Yapılanların doğru olmadığını söyledi. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Saygı gösteriyorum. Biz mümkün olduğunca o an itibariyle en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Biz tabii uzun süre kur tutulmuş. Yani 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık. Çünkü bir taraftan rasyonel politikalar diyeceğiz, sonra kurum müdahale, bu doğru değil. Şimşek seçimlerin ardından en kapsamlı değerlendirmesini yaptı. Erdoğan'ın ikinci kez ekonomiyi emanet ettiği bakan, ikinci ve üçüncü ev kredisi için kapıları kapattı. Taşıt kredilerinde biz çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Bunu açık bir şekilde ortaya koymak istiyorum. Mesela birinci konutu biz kredilendirme konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Evet. Yani birinci konut, vatandaşımızın konut edinmesini destekliyoruz. Ancak ikinci konut, üçüncü konut veya tatil diyelim ki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır. Ama krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda ciddi bir şekilde sınırlayacağız. Merak edilen başlıklardan biri de kur korumalı mevduat uygulamasıydı. Bu konuda müsterih olunması çağrısı yaptı Şimşek. Korumalı konusunda çok fazla doğrusu konuşmayı tercih etmiyorum. Bizim önceliğimiz programı uygulamak. Önceliğimiz rezerv biriktirmek. Biz bunları başardığımız ölçüde kur korumalıdan çıkış stratejimizi uygulayacağız. Var mı stratejiniz? Var. Ama bu aşamada çok da spekülatif konulara girmek istemiyorum. Mevduat sahipleri müsterih olsunlar. Herhangi önemli bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Kur korumalı mevduat devam edecek. Aslına bakacak olursanız itiraflar. Yani bunlar Nurettin Nebati ve Erdoğan ve Nurettin Nebati ikilisinin ülkeyi nasıl yönettiğinin birer göstergesiydi. Ya paralarımız saçıldı seçim zamanı. Herkes söylüyordu. Bak bunlar, bunun çıkışı acı olacak milletten. Bunun acısını memleketten fena çıkartacaklar diye. İşte Nurettin Nebati'yi de bu şekilde harcadı Mehmet Şimşek. Ya bu yanlış politikalar peki yapılırken Erdoğan neden bunlara dur demedi? Neden dur demiyordu? Bakın. Bu fatura bize çıkıyor, bu yük bize çıkıyor. İşte politikacılar demiş ki Tekin Cömert, politikacılar hiç olmasın ekonomi kendiliğinden düzelir. Ya biz denek miyiz ya biz? He? Biz denek miyiz? Üzerimizde deney mi yapıyorsunuz Sayın Erdoğan? Yeni ekonomiye getirdiğiniz Berat Albayrak'la, ne bileyim ekonomiye getirdiğiniz Nurettin Nebati'yle, şimdi Mehmet Şimşek'le. Biz bu ülkenin denekleri miyiz? Çünkü sizler şatafat içinde yaşıyorsunuz. Sizler güzel yaşıyorsunuz. Evet belki bizler de güzel yaşayabiliyoruz Türkiye standartlarına göre. Çok mağdur olmadan, ama o kadar çok mağdur olan insan var ki ve bunların birinci derecede sebebi sizsiniz. Siz buna neden oluyorsunuz. Bizi denek olarak kullanarak. Bir vatandaş demiş ki Anelka, takma bir isim. İnşallah siyasal İslam'a bağlamak nasıl bir akıl tutulmasıdır Fatih? Merhamet şart demiş. Anelkacığım sana şöyle söyleyeyim. Gerçekten siyasal İslam'ın içerisinde olanlar o inşallah kelimesini çok kullanırlar. Boş yere de çok kullanırlar. O caminin içerisinde siyaset yapmayı çok severler. Caminin avlusunda da siyaset yapmayı çok severler. Çünkü muhafazakar bir ülke olduğumuzu bilirler. Dini figürleri kullanmak onlar için çok serbesttir. Dini figürleri çok rahat kullanırlar. Hem caminin içerisinde hem caminin dışarısında. Çünkü muhafazakar olan bu toplumu o kelimelerle, o cümlelerle süzeceklerini, etkileyeceklerini bilirler. Onun için ben bunu kullandım. Ve yani hiç normal dindarlara baktığımızda, dinbazlara değil, dindarlara baktığımızda onlarda zaten hiçbir sıkıntı yok. Ama maalesef siyaset bu şekilde kullanıldığı zaman, dine alet edildiği zaman ne olacağını birazdan göstereceğim. Çözmüş, olayı çözmüş bir insan gelecek ekrana birazdan. Şimdi gelelim karne meselesine. Diyeceksin ki okullara mı geçtin? Hayır. Mehmet Şimşek'in karnesine geçtim. Güveniyor musunuz derseniz ortadayım. Yani Gaye Hanım için de ortadayım. Yani Erdoğan faktörü varken nereye kadar gidebilir, nereye kadar adım atabilir onu bilmiyorum. Göreceğiz. Hani evet hesap verebilir dedi, evet öngörülebilir dedi, tutarlılık dedi ama nereye kadar dayanabildiğini göreceğiz. Hep birlikte. Size soruyorum. Bu kişiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz yaşayan, sokakta yaşayan kişisiniz. 100 günde Mehmet Şimşek'e geçer not verir misiniz? Hazine ve Maliye Bakanımız
Mehmet Şimşek. İkna edilmesi haftalar, belki de aylar sürdü. Mehmet Şimşek'in adı böyle duyuruldu. Hazinenin anahtarını Nurettin Nebati'nin elinden aldı. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. İlk mesajının üzerinden tam 100 gün geçti. İşte Mehmet Şimşek'in 100 rasyonel günü. Takvimler 4 Haziran 2023'ü gösteriyor. Kura müdahale eleştirilerinin odağındaki Merkez Bankası frenden ayağını çekti. Şimşek'in göreve geldiği gün 21 lira seviyesinde olan dolar bugün 27 lira sınırına dayandı. 100 günde değer kaybı %28. Şahsıma zorluklar ve yüksek beklentilerle dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. Ve en can yakan konu enflasyon. Şimşek'in öncelikli hedefi olan fiyat artışları da son 100 günde durmadı. %38 ile başlayan rasyonel süreçte enflasyon %60'a dayandı. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Nebati'nin heterodoks politikasından dönüşün simgesi. Faizde dev artışlarda hayatımıza Şimşek dönemiyle girdi. Nebati döneminde aylar süren indirimlerin izi 3 ayda silindi. %8,5'tan alınan politika faizi %25'e çıkarıldı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk 100 günü böyle geçti. Şimdi gözler rasyonele dönüş politikalarından alınacak sonuçlarda. Sizler tabii hepimiz yaşıyoruz. Sokağa, pazara çıktığımızda, markete gittiğimizde hayat pahalılığını hepimiz görüyoruz. Ve karşı karşıya geliyoruz mekandaki insanlarla. O yüzden dedim yani sizin notunuz nedir? Bugün YouTube'a da bu soruyu sorduk. Mehmet Bey eğer izliyorsanız veya yakın çevrenizde izleyenler varsa dikkat ediniz. Çünkü bu kamuoyunun bir yansıması. YouTube'da Mehmet Şimşek'e inanıyor musunuz dedim. Bakın güvenmekle inanmak kelimeleri birbirinden çok farklı. Oraya güvenmek de diyebilirdim demedim. İnanıyor musunuz? Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bu kadar, net. Ya doğru konuşuyor ya yalan konuşuyor. Evet diyenler %9, hayır diyenler Mehmet Bey size inanmayanların oranı %72. Umurumda değil diyenler %19. Umurumda değil diyenler belki ipin ucu çoktan kaçtı belki. Belki rant ekonomisinin zengini, onu bilmiyorum. Ama hayır diyenler %72. Bakın o OVP'de şöyle bir şey açıklanabilir mi ya arkadaş? O benim dikkatimi çekti. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. OVP'de geçen gün açıklanan 2023'te diyor ki dolar 24 liraya inecek 3 ay sonra. İnmeyecek de o, göreceğiz kaç paya çıkacağını. 30 liraya yaklaşacak belki. 2024'te dolar diyor 2024 sonunda 36 lira 80 kuruş olacak. 2025'te 43 lira 90 kuruş olacak. 2026'da 47 lira 80 kuruş olacak. Ya insanları, ben ekonomist değilim ama insanları dolar almaya özendiriyor gibi. Abdullah ne diyorsun? Yani sen bugünden paran olsa dolar alır mısın almaz mısın? Alır mısın almaz mısın bugünden? Ha, belki de kandırıyorlar bilmiyorum. Ya düşünsene arkadaş, diyor ki sana bugünden dolar alırsan diyor 3 sene sonra 47 lira olacak. Parası olan adam mevduat 3 sene sonra mevduat faizi, evet doğru, o ne kadar olacak onu da bilmiyoruz. Yani hep böyle bir havada. Ya insanları dolar alın diye teşvik eden bir sistemden bahsediyoruz ya. Türk lirasını daha da değersizleştiren bir sistemden. O yüzden yani göreceli davranıyorum. İnanma konusunda çok yakın değilim size. Umarım başarılı olursunuz. Elimizden gelen desteği de size gösteririz tabii ki. Neticede ülkenin yükseğe çıkmak veya yükselmesini istiyoruz. Gelir düzeyinin artmasını istiyoruz. İşsizlik, bugün işsizlik açıklandı inanırsan. Yani ne kadar inanıyorsun bilmiyorum ama şöyle bir işsizlik oranı vardı. %9,4'e Temmuz'daki işsizliğe göre 0,2 puan azalmış. Binde 2 azalma var. İşsizlik, Türkiye'deki işsizlik oranı %9,4'e geriledi. Her 5 gençten biri işsiz bu ülkede. Gençlere gidin dokunun. Okuyanına da okumayanına da. Hepsi yurt dışına gitmek istiyor. Ya bir örnek vereceğim. Birazdan vereceğim o sistemi çözen adamı. Bir arkadaşla tanıştım. Resepsiyonda görevli. Amerika'da vizesi kabul edilmiş. Bir restoran onu kabul etmiş. Genç bir arkadaş. Daha dün konuştum. Ve o kadar mutlu ki Amerika'ya düzgün bir yolla gideceği, hayatına yön vereceği, mutluluğunun artacağını düşünüyor. Ülkeyi terk ediyor. Türkiye ülkeyi terk etmekten mutlu. Dün yaşadığım bir örnek. Vizesi de kabul edilmiş. Çok önemli. Zannedersem Miami'de bir çok bildik bir otelde orada görevli restoranda çalışacak. Ve abi diyor hayatıma yön çizeceğim.
önümü görebileceğim diyor. Yazıklar olsun ya gerçekten. Ağustos ayında en fazla doktorun Türk Tabipler Birliği'ne gidip de bana iyi hal kağıdı ver denilen aydan bahsediyoruz. Aşağı yukarı 350 doktordan bahsediyoruz. Yanlış olmasın, o bilgiyi de vereyim ben size de. 350 doktor gidiyor Tabipler Birliği'nden iyi hal kağıdı almak için. İşte ülkeyi düşürdüğünüz durum. Ha dersiniz de git kardeşim kendi işine bak biz yenisini buluruz diye diyebilirsiniz. Ama o doktorlar yetişmiş doktorlar. Bak ülkeyi çözmüş bir adam gelecek şimdi. Onu tanıtacağım sizlerle. Helal olsun adama. Ama gerçekten ülkeyi çözmüş. İsmi dur bak burada. İsmi Dayane Fikir. Şu arkada gördüğünüz kişi Ümitcan Zengin. Ümitcan Zengin çok akıllı bir adam. Sistemi de, siyasi sistemi de çözmüş. Marmara Üniversitesi'nden mezun. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş. Geçtiğimiz günlerde de cübbeyi giymiş. Yani ona ne deniyor? Mezuniyet cübbesini giymiş. Ve bakın, işte siyasal İslam dediğim olay bu. Adam çözmüş olayı ya. Diyor ki, pankart açmış. Üstünde cübbeyle diyor ki, biz dini Mekkeli bir yetimden, peygamberimizden bahsediyor. Hazreti Muhammed'den siyaseti Rizeli bir yiğitten öğrendik. Helal olsun sana be kardeş. Sen sistemi çözmüşsün. Mesajı atmış. Ben buradayım arkadaş. İş geleceğini hazırlayabilmek için ve o kadar ufak beyinler ki işte dini siyasete bu şekilde alet ediyor. Ya Mekke'li bir yetimi neden kullanırsın? Hazreti Muhammed'i orada neden kullanırsın? İşte siyasal İslam bu kadar tehlikeli. Siyasal İslam bunu yaptırıyor. Siyasetle dini bir araya getiriyor. Çırpınışım bu. Size 9 ay boyunca bu insanların yüzünü göstereceğim. 9 ay boyunca bu insanların nasıl dinle siyaseti bir arada götürdüklerini. Ama abileri böyle yapıyor. Ama siyaseti yapan insanlar böyle yapıyor. Onlardan feyiz alıyor. Şunu kim yazar ya? Biz dini Mekkeli bir yetimden, yazıklar olsun ya, sana da yazıklar olsun, siyaseti Rizeli bir yiğitten, dinle siyaseti peygamberle Erdoğan'ı aynı yere getiriyor ya. Bu, mantık bu. Maalesef yapacak başka hiçbir şey yok. Yap. Dersini çaldı ancak pek çok aile hayat pahalılığından ve çocuklarının ihtiyaçlarını giderememekten şikayetçi. Ayrıntılar ana haberde. İşte bu yeni dönemi yeniliklerinden biri de bu. Sevgili Remzi, çok uğraş verdi Remzi. Ve Remzi Kürklü soyadını da söylemek zorundayım tabii ki. Yeni yeni böyle atraksiyonlar koyuyor, yeni böyle renklendiriyor bülteni de. Gözde aynı şekilde, Duygu aynı şekilde büyük bir emek vererek tabii arkada kocaman bir haber merkezini unutmamak gerekiyor. Sağ olun. Bu renklilikte devam edeceğiz. Saatlerimiz 19.23'ü gösteriyor. Sözcü ana haber devam ediyor. YouTube'da sorumuz var. Sorumuz Mehmet Şimşek'e inanıyor musunuz sorusu. Bir de Twitter'da sorumuz var. O soruda ittifaksız muhalefet... yok o değil. O muydu? Ha, doğru o. Yani sabah da yayın yaptığım için YouTube'da karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Azdan Türkçe'de. İttifaksız muhalefet sizce nasıl sonuç alır diye bir soru sorduk. Onun da cevabını Sözcü sitesinde... Neyi? Ha evet, onu da söyleyeyim. Bravo. YouTube'da bizi izliyorsunuz ya, ankete cevap verin. Aynı zamanda lütfen YouTube üzerinden bizi izliyorsanız yayınımızı da lütfen beğenin dedikten sonra Ümitcan'ı da geçtik. Bu zeki arkadaşımız Ümitcan Zengin'i de geçtikten sonra diyoruz ki nereye gidiyoruz şimdi? Buradayız. Şimdi tabii bir de muhalefete bakacağız ülkede. Olmayan muhalefete bakacağız. Yani bu konuda da şimdi muhalefet kesin beni çok eleştirecek biliyorum. Çünkü muhalefet insanların umudunu kırdı. Muhalefet insanları mutsuz etti. Yani bunda Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Altılı Masa'nın diğer üyeleri. Ama sorumluluğu üstlerine hiçbir zaman almıyorlar. Başarısızlıktan başarı hikayesi yaratmaya çalışıyorlar. Ha, öyle mi? Seçmen size ileride dersinizi verecek zaten. Onu size söyleyeyim. 30 Mart geldi. Şimdi geçtiğimiz günlerde siyasetin enteresan isimlerinden İyi Parti'nin lideri Meral Akşener 26 Ağustos'ta bir konuşma yaptı. İşte şöyleyiz, böyleyiz. İttifaksız da yaparız, onu da yaparız, bunu da yaparız. Ondan sonra bir ara bir değişiverdi. İttifak olabilir veya uygun gördüğümüz yerlerde destek verebiliriz diye. Yapılan son bir açıklama var. 81 ilde aday göstereceğiz dedi İyi Parti. Ha, görün 81 ilde adayınızı gösterin, ardından da alacağınız sonuç hep birlikte görelim. Ha, şimdi size soruyorum. İttifaksız muhalefet sizce başarılı olur mu? Bunu gören insanlardan bir tanesi İstanbul'un başındaki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Tek bir cümle kurdu. İttifak şart.
gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. 81 ilde çıkaracağız. İstanbul'da 5 daha alsak, 10 daha alsak evet. Adayımız var. İttifak olmamalıdır diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. İYİ Parti İstanbul ve Ankara dahil tüm şehirlerde aday çıkaracak. İttifak siyasetini sonlandıracak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'in sözleri üzerine ilk kez konuştu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz aracılığıyla İYİ Parti liderine diyalog çağrısı yaptı. Akşener'in basına yansıyan konuşmalarını okudum. Biraz zamana bırakıp, analiz edip, değerlendirmelerini biraz daha algılayıp, gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim. Diyalog her zaman iyidir. İstanbul için 2019'daki sandık yarışı kıyasıya geçti. İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı seçim iptal edildi. Tekrarlanan seçimde fark 806.456'ya çıktı. 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde İYİ Parti'nin İstanbul'da aldığı oy 840.891 oldu. Yani CHP için İstanbul bıçak sırtı konuma gelebilir. Peki ittifak olmazsa bu İstanbul'a nasıl yansır? Biz bu partiyi, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti. Türkiye'nin siyaseti artık bir ittifak siyaseti. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Cumhur'un ittifakı sağlam bir şekilde yerel seçimlerde yürütmesi karşılığında bizim de ittifakı önemsememiz şarttır. En büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. Toplumun kendi içinde oluşturacağı ittifakı önemsiyorum. Cumhur İttifakı'nın İstanbul için çıkaracağı aday henüz belli değil. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Kara İsmailoğlu gibi isimler kulislerde zaman zaman öne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'da tek rakibi olduğunu söyledi, isim vermedi. Ben İstanbul'daki rakibimi biliyorum. Onun için diğerleri beni ilgilendirmiyor. Millet İttifakı vazgeçilmez yolculuğumuzdur. Şimdi tabii burada acaba İmamoğlu'nun yerine Kılıçdaroğlu başka bir aday gösterir mi, göstermez mi? Yani olabilir çünkü artık oğlu değil. Hoşlanmıyor da, sevmiyor da zaten. Son yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu şunu dedi. Ben dedi aday olmam. Kurultayda ben dedi aday gösterirler. Göstermeyin adayı ya. Gerçekten milleti düşünüyorsanız Kılıçdaroğlu'na aday göstermeyin. Sayın Kılıçdaroğlu'na aday göstermeyin. Sorumlu delegeler. Çünkü kendisinde öyle bir sözü var. Ben aday olmam dedi. Beni aday göstersinler. Çünkü bakın insanları mutsuz etti. Kaybeden birisinin kazanma ihtimali yok artık. Hele ki bir kere değil. 11 kere. Kızıyorsunuz belki bana şu anda. Yazıklar olsun diyorsunuz. Uçağımı bindin diyorsunuz. Onu diyorsunuz, bunu diyorsunuz. Geçen seferki gibi. Ama bakınız artık umut aşılamayan bir İYİ Parti var, lideri var veya Kemal Kılıçdaroğlu var. Peki bakın kendisi istemiyor, çok güzel, kendisi istemiyor. Dediğini yapın o zaman ya, aday göstermeyin onu. Ya çıkan birisi var, Özgür Özel var, ben adayım diyor. Gidin yeninin peşinden gidin arkadaş. Yeninin peşinden gidin ki insanlara umut olun. Benim gibi insanlara umut olun. Ben artık tamam ha, bitti. Kerhen yok, ben umudun peşinden gideceğim. Beni halk olarak değil seçmen olarak gören siyasetçiye oy vermeyeceğim. Beni halk olarak görüyorsa onun peşinden seve seve gideceğim. Mansur Yavaş bu arada Ankara adaylığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu da evet dedi, bizim Ankara'da adayımız Mansur Yavaş'tır dedi. Mansur Yavaş da kendimize güvenerek yola devam ediyor. Soruyorum şu anda. İttifak olmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mansur Yavaş o kadar da başarılı olduğu söyleniyor. Kazanabilir mi? Tek bu soruyu sorayım size. Ondan sonra cevabı sizler verin diyelim ve bir başka konuya geçiyoruz. Hangisi? Evet, şimdi Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır siyaset yapan bir cümle kurdu. Gerçekten o cümle kurulması gerekiyor muydu? Veya şu ortamda yani muhalefetin olmadığı, muhalefetin yerlerde süründüğü, insanlara umut aşılamadığı bu ortamda Sezgin Tanrıkulu'nun o sözü her cenahtan kendi partisi de dahil olmak üzere tepki geldi. Yani olumsuz tepki geldi. Sadece Yeşil Sol Parti hariç. Bu
bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bazı iddiaları dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, o iddialara kendi partisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da tepki geldi. Hindistan dönüşü soruldu Erdoğan'a. Tanrıkulu'nun sözleri, Erdoğan cezasını hukuk önünde alacaktır dedi. Bu şahıs dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır. Erdoğan gibi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da tepki geldi. Adalet Bakanı Tunç konunun yargıya intikal ettiğini hatırlattı. Meclisi işaret etti. Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet savcılığı soruşturma açtı. Süreci sizler biliyorsunuz. Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. CHP'nin de Tanrıkulu'na karşı tepki koyması gerektiğini söyledi. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef. Ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Burada kendi partisi de bir tepki koyması gerekir. Tanrıkulu'nun sözlerinin ardından ilk adım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma oldu. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu net konuştu. O konuda parti sözcüğümüz görüşümü alarak düşüncelerini açıkladı zaten, kamuoyunu açıkladı. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal olarak hedef alınmasını asla doğru bulmayız. Tanrıkulu'nun sözlerinin ardından isim vermeden açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin uluslararası hukuka uygun, şeffaf bir şekilde faaliyetlerini icra ettiğini vurgulamıştı. Sözcünün gözünden okulun ilk gününde gerekli olan malzemeleri hesapladık. Bakın ne kadar tuttu. Detaylar ana haberde. Harika. Çok güzel böyle teaserlarımız var. Muhabirlerimizin yaptığı haberler. Bir de sözcünün gözü diye bir şey yaptık. Onu da Nedim yapıyor. Buraya ne diyorlardı? GoPro'yu takıyor. Yani aslında sizin gözünüzde, aksiyon kamerası, sizin gözünüzden aslında haber yapıyor. Kameramansız kendi başına buraya takıp sözcünün gözü diye ayrı bir sayfa yaptık. Yani halkın içine giriyor. Onlarla birlikte konuşuyor. Onlarla, esnafla konuşuyor. İnsanlarla konuşuyor ve bir haber çıkıyor ortaya. O haberi de sizlerle paylaşıyoruz. Dedim ya, bu sene çok yeniliğimiz var. Ya düşünsenize, WhatsApp hattı kurduk. O çok yeni bir şey değil ama olsun, biz de kurduk onu. Ama güzel bir şey. WhatsApp hattı 0500, not aldım, 49, ihbar hattı bu. 0549 105 19 23. Sonu güzel. 1923 güzel. Cumhuriyet'in ilanı. Çok güzel. 0540. Ha, bilerek mi aldınız bunu? Oo, süper. Bilmiyordum ben bunu. Ha, vallahi güzel. 0540. Kapak olsun birilerine. Yani şimdi gelecek arkadaşa mesela. Birazdan haberini vereceğiz ya. 0540. Ne yapacaksın abi ya? Ben de kendimi rahatlatmak zorundayım burada ya. Stresleniyorum yani burada. Baksana, bu haberlerle insan gerçekten streslenir. Ya daha birinci gün abi. Yani düşünsene, daha 9 ayım var benim yani. Daha dur bakalım, ısınma turları bunlar. 0549 yazdık mı? Tamam, 105 1923 1923 bu Sözcü Televizyonu'nun WhatsApp hattı, ihbar hattı. Buradan da lütfen bize ulaşıp ihbarda bulunabilirsiniz. Bu telefonlara bakılıyor, merak etmeyin. Açılıyor da ve cevap da veriliyor sizlere dedik. Şimdi gelelim. Şimdi bir iki mesaj okuyayım. Bir dakika. Bravo Sayın Portakal. Öyle güzel söyledin ki tercüman olduğumuza merhamet şart demiş. Bir başka arkadaşımız. Fatih Bey hoş geldiniz. Saçma sapan haber kanallarının bunaltıcı yayınlarına sol demiş. Sözcü Ana Haber demiş. Sözcü TV demiş. Merhamet şart demiş. Teşekkür ediyorum. Bize hoş geldin diyenler var. Hulki Bey merhamet şart demiş. Lütfen sorunlarınızı da bize yazın ki ben iletmiş olayım. Hem YouTube'da 30. dönem POMEN mülakatları araştırılsın. Al size bir İşte araştırılması gereken haber. POMEM mülakatları araştırılsın. Fatih Bey ha 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 demiş, bir tanesi gülmüş. Bedava vekilleri verdik, şimdi belediye başkanlığını mı verelim demiş. Soruyorum ben size. Mesela Ankara'da CHP Mansur Yavaş'ı gösterdi. İyi Parti gösterdi. Yeşil Sol gösterdi. Diğerleri de gösterdi. Mansur Bey nasıl kazanacak? Kazanma ihtimali ne kadar veya İzmir? O çok güvendikleri, kale dedikleri yer. Ben İzmirliyim ya, biliyorum yani 3 aşağı 5 yukarı İzmir'in potansiyelini. Ha, orada mesela CHP gösterdi Tunç Soyer'i. Ardından İyi Parti orada biraz daha iyidir, o da gösterdi. Yeşil Sol da gösterdi. Efendimiz diğerleri de gösterdi. Aradan AK Parti'nin adayı
Mahmut Özgener diye bahsediliyor, bilmiyorum konuşulan isim o. Aradan sıyrılır mı? Sıyrılır arkadaş, neden sıyrılmasın? Oraya gelinceye kadar daha çok ayımız var. 8 ayımız var, 7 ayımız var. Biz gündeme bakalım şöyle. Gündemin en önemli konularından bir tanesiydi. Kadın voleybol takımı büyük bir başarı elde etti. Biz topa bakıyoruz veya biz smaca nasıl çıkıyor ona bakıyoruz değil mi? Veya ne bileyim işte pasörün attığı pasa bakıyoruz değil mi? Veya ne bileyim Ebrar nasıl yükseliyor 3 metre, 2,5 metre ona bakıyoruz. Biz topa bakıyoruz ama bunun gibi insanlar, bu gibi insanlar başka yere bakıyorlar. Bu beyefendi, ismini de söyleyeyim, Diyanet'in hukuk müşaviri Adnan Üstün. Sevgili Adnan Bey kardeşim, sen neden topa bakmıyorsun da voleybolcu kadının bacağına bakıyorsun veya giydiği şorta bakıyorsun, baldırına, bacağına bakıyorsun? Ben bakmıyorum. Bende bir sıkıntı yok. Sıkıntı kimde? ...18-20 yaşındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde sana seyrettirip nerenin sultanı diyeceksin? Ayıptır, günah. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'ndaki altın madalyayla milyonları gururlandırdı. Voleybolcu kadınların başarısına siyasetten sanata pek çok alandan destek gelirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hukuk müşaviri olarak görev yapan Adnan Üstün'ün bu açıklamaları tepkiye neden oldu. Görüyorum bakalım. Orada mikrofon. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Adnan Üstün bir vaaz sırasında Filenin Sultanları'nı hedef aldı. Kalkıp da bacağı baldırı açıp 18-20 yaşındaki kızları voleybol maçlarının milletin önünde sana seyrettirip batının kültürüyle giyindirip milli takım diyeceksin, nerenin sultanı diyeceksin. Ayıptır, günah. Sporcuların kıyafetleri üzerinden milli takıma yönelik sözler sarf eden Adnan Üstün, voleybol maçlarını izleyenlere de tepki gösterdi. Baktım bir hoca şimdi öldü gitti. Evine vardım ya, hoca adam, imam, hafız, açmış da seyrediyor. Hocam bu ne dedim ya? Ya hocam milli maç. Allah aşkına senin milletini, milliyetini bunlar mı temsil ediyor? Diyanet personelinin sözleri bunlarla sınırlı kalmadı. Sporun toplumu bozmak için kullanıldığını iddia etti. Dün seni işgal etmek isteyenlerin kültürüydü bu. Niye o sporu oynayanların erkeklerin elbiseleri daha uzun da kadınlarınki daha dar ve kısadır? Tesadüf mü sanıyorsun, zannediyorsun? Toplumu bozmak, kendi kültürlerini hakim kılmak, şehveti tahrik etmektir niyetleri. Voleybolcuları hedef alan Üstün'ün sözlerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndansa henüz bir açıklama yapılmadı. Ya beyefendi, isminizi yanlış okumayayım da neydi beyefendinin ismi? Beyefendi ismi neydi çocuklar? Gözdeciğim. Adnan Üstün Bey, hukuk müşaviri. Ya gerçekten yani bu yaptığınız açıklamaya ben inanamıyorum. Ben bırakın bir kadın olarak, bir erkek olarak bile sizin yanınızda olmak istemem. Gerçekten istemem. Ya biz bu kadınların başarısını yıllardır bekliyorduk ya. Özlem içindeydik. Sadece kadınların değil, sporda her şeyde başarılı olmak istiyoruz. Ya bunlar bize dünya şampiyonluğunu yaşattı. Bunlar bize Avrupa şampiyonluğunu yaşattı. Biz onların nasıl voleybolda şampiyon olduklarını alkışlıyoruz. Başka bir şey, başka bir gözle bakmıyoruz. Başka bir gözle bakmam. Ben sapık değilim ki. Baldırına, bacağına, bilmem nesine bakayım. Ya ben insanım ya. Onun şampiyonluğu beni mutlu ediyor. Siz o şampiyonluktan mutlu olamıyorsanız, eğer bunları eleştiriyorsanız, hukuk müşaviri Adnan Üstün, Hiranur Vakfı'nı getireyim. Onun için bir şey demiyorsunuz ama. Hiranur Vakfı'nı hatırlatayım ben size. Belki iki cümle de onlar için kurarsınız ha. 6 yaşındaki kızını 29 yaşında evlendiren bu kişiyle, tarikat müridi veya tarikat şeyhi olan, neyse, vakıf başkanı olan kişi. Ve onunla da ilgili şöyle bir haber vereyim ben size. İşte 6 yaşında evlendirmişti. İkinci dava bu, ana dava değil. Onun yaşının değiştirilmesi davasında kemik yaşına bakan uzmanın yargılandığı bir davaydı. Tek tutuklu vardı. Mehmet Emin Marankoz diye birisi tahliye edildi. Ve davaya gizlilik kararı da geldi. Şimdi Diyanet'in hukuk müşaviri Adnan Üstün, o voleybolcu kadınlarımız için böyle abuk abuk konuşuyorsunuz ya, iki cümle de şunun için yapın ha, ne dersiniz? Veya size Urfa'dan başka bir örnek getireyim. Emine Hanım'ı getireyim ben size. Tek başına direniyor, var ya bu kadın, tek başına direniyor Emine Gizem Çetiner. Neden direniyor biliyor musunuz? Urfa'ya atanan Milli Eğitim Müdürü var, Asım Sultanoğlu. 2016 yılında Karaman'da yaşanan o Ensar Vakfı'ndaki 45 öğrenci, erkek öğrenciye tacizde bulunan sapıklardan dolayı.
daha doğrusu orada devletin soruşturma açtığı kişiydi. Ve o çocuklar devletin gözetimi altında veya devletin koruması altındayken veya devlet onları koruması gerekirken maalesef koruyamadı. Oradaki sapıklar tarafından taciz edildi o vakıftaki kişiler, çocuklar. Ve işte orada sorumluluk sahibi olan devletin yetkilisi veya suç duyurusunda bulunan Asım Sultanoğlu Urfa Milli Eğitim Müdürü oldu bundan 2 ay önce. Ve Emine Gizem Çetiner her gün Urfa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önüne gidiyor ve bu adamı buradan alın diye protesto ediyor. Sayın Diyanet İşleri'nin müşaviri Adnan Üstün, iki laf da o Milli Eğitim Müdürü için isterseniz söyleyin veya iki laf da şu kadına bir destek çıkın der misiniz, demezsiniz. Neden? Nedenini biliyoruz zaten. İşte Allah bizi böylelerinden korusun arkadaş. Gerçekten böylelerinden korusun. Çıkıp da bunları takır takır söylüyorsan ben de sana söylerim. O kadar, bitti. 9 zili çaldı ama velilerin telaşı bitmedi. Çocuklarının beslenme çantası var ama içleri boş. Detaylar Sözcü Ana Haber'de. Evet, şimdi biraz siyasetten çıkıyoruz. Tabii başka gündemin konuları da var yani. Birazdan ona da geleceğiz. Saatlerimiz bu arada 19.41'i gösteriyor. Az önce bir mesaj gelmiş. Onu okudum da aklımda kaldı. Hemen paylaşayım. Ya ne çabuk geçti 40 dakika falan diyenler var. Benim için de aslında çok çabuk geçti. Merhamet şart. Bugünkü tabelamız. Aynı zamanda YouTube'da ve Twitter'da da sorularımız var. Anketimiz var. Birazdan zaten bülten sonunda da o anketleri sizlerle paylaşacağız. O yorum okuyacağım zaten şimdi. Murat diyor ki merhamet şart. Sayın Portakal lütfen lütfen açık lise konusunu gündeme getirin. Çok mağdur var demiş. Ali diyor ki Ali Bey, Ali Öksüz, bizi yönetenlerde merhamet olduğunu mu sanıyorsun? Ben hiç sanmıyorum. Merhamet şart. Ben de sanmıyorum. Ben vicdanlı yönetim sergilediklerini zannetmiyorum. Her insanda vicdan var. Her insanda merhamet var. Bilinci olduğu gibi. Bizi diğerlerinden ayırıyor çünkü. Ama bu yönetimde vicdan olduğunu ve vicdan var da yeteri kadar vicdan olduğunu düşünmüyorum. Düşünsenize bakın 28 Mayıs'tan beri neler çekiyor bu millet. İnim inim inliyor. Her gün anamız ağlıyor. Her gün zam geliyor. Vergiler yükseltiliyor. Ve televizyonun karşısına çıkıp bize şunu söylüyorlar. Evet 2021-2023'te kuru baskılamışlardı. Veya işte sabredin. Sabrın sonu selamettir. İnşallah halledeceğiz her şeyi. Yapacağız. İyi de. Artık yeter. O kadar da aklımızda dalga geçmeyin dedik. Hadi bakalım öğrenciler. 3 aylık tatil bitti. Tatil güzel şey. Hepimiz için tatil bitti. Büyük şehirler boşalmıştı. O büyük şehirlere tekrar insanlar geldi. Ve bugün 11 Eylül. Ve bugün zil çaldı. Aması çok fazla. Yani öğretmenlerin özlük sorunu, eğitimde niteliksizlik, aklınıza gelebilecek her şey, her şey, her şey amasıyla çalan zil vardı. ...20 milyon öğrenci okuluna kavuştu. Öğrenciler de, veliler de heyecanlıydı. Bayağı heyecanlıydı. Gayet güzel başladı bugün. Bakalım. Öğrenciler sınıflardaki yerlerini aldı. Defterler, kitaplar çantadan çıktı ve ilk ders başladı. Şimdi ilk defa lise 1 yani lisenin konularını öğreniyorum. O yüzden çok heyecanlıyım ve umarım derslerimde hani iyi yapacağım. Bunları düşünüyorum. İnşallah bütün öğrenciler başarılı bir şekilde devam eder ve notları iyi olur. Hiç kimse sınıfta kalmaz. Kimi ilk kez okula başladı, kimi arkadaşlarına kavuşma heyecanı içinde. İzmir'de 2715 okulda 736.043 öğrenci için ders zili çaldı. İki çocuk başladı ama şikayetim çok. Nedir şikayet? Bütün okulda velilere çok yükleniyor maddi konuda. Biz de asgari de çalışıyoruz. Yani fazla bir katkı koyamıyoruz çocuklarımıza. Yani çocuklar ne kadar heyecanlıysa velileri o kadar stresliydi. Nedeni malum, masraf. Benim 3 çocuğum okula başladı. Bir tanesi 3. sınıfta, bir de ikizlerim var. İkizlerim de 1'e başladılar. Okullar kapanmadan indirimlerden bazı şeyler almaya çalıştım. Ama gene de 30 bin lirayı geçti diyeyim. Market indirimlerinden kalemlerimizi, defterlerimizi aldık. Cetvel takımlarımızı, yapıştırıcılarımızı depoladık, stokladık. Anne babalık hep fedakarlık demek ama artık iş daha zor. Mesela ağladı çocuk, ben de orada üzülerek çıktım. Ayakkabı alamadım diye üzüldü. Artık birkaç gün içinde borç ettik, oradan buradan tamamladık, öyle aldım.
Son hazırlıklar yapıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilk dersini çaldı. Okulun ilk gününde çocuklar ve aileleri çok heyecanlıydı. Heyecanlı mısın? Evet. Okulu seviyor musun? Evet. Sabah erken 6'da uyandık bir telaşla. Şu an okulumuzdayız. İnşallah güzel bir yıl olur. Ve deprem bölgesi. Eğitim buruk başladı. Hasarlı okulların yerini konteyner okullar aldı. Henüz hiçbir şey yapmadık. Yani hani yardım yapılacak diyorlar. Bakalım artık. Ondan sonra kendimiz temin etmeye çalışacağız. Yani gidiş gelişlerimiz de sıkıntılı. Allah'a emanetiz, öyle diyelim. Biraz heyecanlıyım. Arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Eski arkadaşlarımı çok özlemiştim. Onlarla tanışmak istiyorum. Yine görmek istiyorum onları. Normal okula giden de, konteynere gitmek zorunda kalan da buruktu. Genel bir okul haberi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 9 ay veya 10 ay artık ne kadarsa 9 ay eğitim süresi yiyorsun. Ha. Bu arada da Milli Eğitim Bakanı, bak bu kadar niteliksizlikler oluyor. Ya bunları ben söylemek zorundayım. Çünkü söylemezsem bu insanlara kötülük yapmış olurum. Hepimize kötülük yapmış olurum. Beyaz önlük uygulaması başlattı. Öğretmenler işte güzel giyinsin de, öyle giyinsin de, böyle giyinsin de. Onun da niyeti zaten belli. Tarikatların ve cemaatlerin baskısı yüzünden. Şöyle bir mantık var ya. Erkek çocuklara kadın öğretmen girmesin. Kadın kız çocukla, kız, erkek çocukla kız çocuk birlikte okumasın. Beyaz önlük diye bir şey başlattılar. Onu da şöyle bir açıkla, o kadar onur kırıcı bir açıklama olabilir mi? Yusuf Bey, nasıl yaptınız siz bu açıklamayı ya? Öğretmenler işte uygun bir şekilde, öğretmenliğe uygun bir şekilde giyinmeli. Ya sizden mi öğrenecek? Ahlak bekçisi misiniz siz beyefendicim ya? Herkes sizden çok daha iyi biliyordur veya en az sizin kadar biliyordur. Ben şimdi buraya atletle çıksam olur mu? Olmaz. Biliyorum çünkü kaidesini. Şimdi bu bölüm önemli. Nedim Bayhan yapıyor bunu. Ve sözcünün gözü diyoruz biz buna. Buraya ne kamerasıydı bu? Aksiyon kamerasını takıyor, GoPro'yu takıyor, halkın içerisine dalıyor. Ve zaman zaman da Nedim'in bu haberlerini ekrana getireceğiz. Bir çantanın, eğitim çantasının kaç paraya dolduğunu merak ediyor musunuz bu şartlar içerisinde? İzleyiniz. Bugün sözcünün gözünden okulun ilk gününde neye ihtiyaç var onları belirledik. 40 tavsiye dolaştık, okul üniforması aldık. Bakın ne kadar tuttu. Malzeme alışverişinde önceliğimiz okul çantası. Şu ikisi okula başlamak için gittik. 650 lira cepten çıkıyor şu anda. Evet, şu anda o şekilde biraz. Geçen yıl ne kadardı, bir sene önce? 300-350 lirası alabilirdik. 350 liraya alabilirdik. Sizin işler nasıl? Çok kötü. Yani hiç okul işi yapmıyoruz şu anda. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatları valla biraz pahalı tabii ki. Okul çantamızı aldık, şimdi iş defter kalem almaya geldi. Buraya 3400 lira verdik. 3 çocuk için okul alışverişi. Hayır, iki çocuk için 3400 lira kırtasiye malzemesi aldınız. Bir dahişe de doğru düzgün almadı. Defterin fiyatı 25 lira. 3 tane defter almak isterse 75 lira ödeyeceğiz. Geçen sene bu defterin fiyatı da 12,5 liraydı. %100 zamlanmış. Şu iki tanesi 90 lira. Kalemliğin fiyatı ne kadar? 20 lira abi. 20 lira. Geçen yıl alsam? Geçen yıl alsam 10 liraydı. 10 liraydı. %100 zamlanmış. Bir de suluk alalım. O da önemli. Suluk da 20 lira abi. Suluk da 20 lira. Tane fiyatı ne kadar sevgilim? Şu anda 3 liraya sattım. Geçen yıl? Giden sen 1,5 liraydı. 1,5 liraydı. Bu kalem tıraş 10 liraya geliyor. 10 lira bu sevgilim. Şu anda. Giden sene 5 liraydı, bu sene 10 lira. Marketlere devletin şey çıkması lazım abi. Aşağıya çıkması lazım abi. Kırtasiyelerin durumu kötü hale geldi o zaman. Kırtasiyelerin durumu kötü hale geldi. Bak şu anda esnafların hepsi oturuyor. Yok yani, iş yok. Kırtasiyede temel malzemelerimizi aldık. Şimdi iş okul üniforması almaya geldi. Şimdi ortaokul için okul üniforması bakıyorum. Şortlarımız 250 lira uzun kısa. Uzun kısa. Hı-hı. İki tane 500 tanesi, lira. İki tane 500. Geçen sene ne kadardı? Geçen sene de aşağı yukarı 350 lira falan vereceğim. Ne kadar bunlarda? 350 lira bunlarda tanesi. Tanesi. Evet. İki tanesi? İki tanesi 700 lira yaptı. Geçen sene ne kadardı bunun tanesi? Geçen sene de 500 lira falan vardı. Eskiden çalışan anneler günde her gün bir tane 5 takım alırdı. Şu anda bir takım alıyor. Daha sonra işte bütçesini yettiği kadar tek tek
ona göre. Şimdi de Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kahvaltı listesinden 3 ürün alacağız. Yumurta 5 lira, geçen yıl 2,5 liraydı. Süt 17,5 lira, geçen yıl 10 liraydı. 50 gram peynir 11 lira 95 kuruş, geçen sene 3,5 liraydı. Toplamda 34 lira 45 kuruş, şu anda 3 ürünü ödüyoruz. Geçen yılsa 16 lira ödeyecektik. Sözcünün gözünde bugün beslenme çantamızı hazırladık. Kırtasiye malzemelerine baktık, okul kıyafetlerini aldık. Fiyatların yüksek olmasından hem müşteriler şikayetçi hem de esnaf. Ve şimdi merak ediyorsunuz, çantayı doldurduk. Nedim Bayhan o çantayı GoPro ile size anlattı. Şimdi bir de beslenme çantasına bakacağız. Beslenme çantasıyla çocukları okula göndermek gerekiyor. Evet, bir de sağlıklı göndermek gerekiyor. Şimdi Sağlık Bakanlığı bir şey açıkladı. İşte o beslenme çantasında ne olması gerekiyor? İşte Türkiye'den kopuk yaşayan veya kopuk yaşadığını gösteren bir sağlık bakanından bahsediyoruz. Çocuklar dedi, eğer sağlıklı beslenmek istiyorlarsa ve o beslenme çantasının içerisinde dedi avokado olmalı. Ya Sayın Bakan, siz avokadonun tanesinin kaç para olduğunu farkında mısınız? Bu devam ederse ben çocuğumu okulda aldıracağım. Yapamıyorum. Yani tek başıma ben nasıl baş edebilirim ki bu 3 tane çocukla? Sözün başladığı ve bittiği yer tam olarak burası. Bir baba, 3 çocuk ve doldurulamayan beslenme çantaları. Bizim geçen öğretmenimiz anlatıyor. Bir gün çocuk diyor yemedi diyor. Oğlum aç mısın? Ama diyor yüzü falan bembeyazdı çocuğun diyor. Aç mısın? Açım öğretmenim dedi diyor. Gün gün o çantalara ne konulacağı düşünülürken bazı öğrenciler aç. Manzara buyken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videonun başlığı okul çağındaki çocukların beslenmesi. Düzenli, dengeli, yeterli beslenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi anlatıldı. Video peri masalları gibi. Mutlu çocuklar, protein besin ağırlıklı tabaklar. Hatta tanesi 30 liradan satılan avokado bile var. Anlatması kolay. Peki ya uygulanabilmesi? Fahrettin Koca ve tayfası bize para verirse neden olmasın? Yani asgari ücretle İstanbul gibi bir yerde bir de kirada olan çocuklarımız için çok zor yani. 10,5 milyar maaşa ben nasıl alacağım? Bana onu söyleyebilir misiniz? Yani bunun cevabını verebiliyor mu? Tavsiye en az 2 ara 3 ana öğün. Değil ara öğünü, tek ana menüyü bile karşılamakta güçlük çekiyor aileler. Beslenme mi? Artık o da tek tip. Her gün meyve koymam gerekiyor. Her gün süt, yumurta. Bunlar çok artık lüks bizim için. Öğünler tek dize olmak yerine farklı şekillerde kombinlenerek çocukların bu öğünlerden sıkılmalarının önüne geçilebilir. Beslenme uzmanları okul çağındaki çocuklar için her gün mutlaka protein ağırlıklı beslenmeyi öneriyor. Peki bu mümkün mü? Gelin hep birlikte beslenme çantası maliyetini hesaplayalım. Zeytinin kilosu 220, beyaz peynir 240, otuzlu yumurta 110, domatesin kilosu ise 20 liradan satılıyor. Kahvaltı tabağının olmazsa olmazı avokadonun tanesi ise 30 lira. Yani bakanı dinleyip aileler bu tavsiyeye uymaya çalışsa 650 lirayı gözden çıkarması şart. O da şimdiki fiyatlarla. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Şunu yesinler, bunu koysunlar demeleri kolay. İnsanlara sorsunlar önce, acaba bunu koyabilecek insanlar var mı? Bak, kadın doğru söylüyor. İyi manda yoğurdu demediniz Sağlık Bakanı Fahrettin Bey. İyi ejder meyvesi demediniz. İyi kestane balı filan demediniz. Ya dalga mı geçiyorsunuz siz insanlarla? Medine hurması filan demediniz. Yani insanlar karınlarını zor doyuruyor. İnsanlar çocuklarını, ailelerini ayakta tutmak için çabalıyor. Ama Erdoğan'ın flaş bir cümlesi var. Her şey kontrol altında. Under control. Sıkıntı yok. Millet sıkıntıyı çekiyor zaten. Ekmek parası peynir domates demiş. Peynir domates tamam yeter demiş. Bir başkası diyor ki Prizma Emlak YouTube'dan bizi izliyor. Tarlası mı var diyor. Avokado tarlası mı var diyor. Avokado bir ağaç zaten. Onu da hatırlatayım. Güneyde çok yetişiyor. Yani milletin aklıyla dalga geçmeyin. Hem milleti fakir fukara bırakacaksın, yoksunluğunu çektireceksin, ardından da çantanda avokado olsun diyeceksin. Yani böyle bir... Yani şirazesi kaçmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ya böyle bir ülkedeyiz. Şimdi geldik Trabzon'a götüreceğim sizi. Trabzon'da yaşayış, pazar. Sayın yetkililer, hani Erdoğan diyor ya her şey kontrol altında, under control. O demek ya, İngilizce'de söyleyeyim öyle. Ve işte bunu dışarıda insanlarla test etmek gerekiyor. Her şey kontrol altında mı? Bu hanımefendi, bu teyze
cevabını veriyor. Enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Böyle demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ancak çarşı pazarda durum ortada. Trabzon'da genci yaşlısı, herkes fiyatlara tepkili. Besliyor bunları, alamıyor. O durum o. Eskiden nasılsınızdı teyze? Eskiden çok güzeldi. Buradan geçerken bunlardan ben alabilirdim. Şimdi alamıyorum. Ezdirdi. Herkes biliyor. Yani herkes bildiği şeyi ne yapıyor? Duymamazlığa veriyorlar. Hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin geldiği noktayı da çok iyi biliyorum. Hayat pahalılığı en çok sabit gelirliği zorluyor. Özellikle de emekliyi. Ben çocuğuma 2 sene önce 5 lira veriyordum. 5 lira ile hamburger yiyordu. Aynı zamanda meyve suyu açıyordu. Şimdi 50 lira versem veremem zaten. Öyle bir imkanım yok artık. Pazarcıların da durumu zor. Maliyetlere bağlı olarak etiketler fırlıyor ama alım gücü tam tersi düşüyor. Haliyle ürün tezgahta kalıyor. Gerekçeler malum. Mazot 40 liraya çıktı, her şey 3 katına çıktı. Mazottan dolayı oldu. Mazotu aşağı çeksin, her şey tekrar normale dönecek. Mazot şu anda 20 lira olsun, her şey normale dönecek. Şu yediğimiz patates şu anda 15-20 lira. Ama kışın 40 liraya alamayacağız, soğanı da alamayacağız. Sebebi mazot, mazot, mazot. Enflasyon arttıkça hayat zorlaşıyor. Atasözleri tersine dönüyor. Alan mutsuz, satan mutsuz. Şimdi yine YouTube'da gönderilen mesajlarda az önce demiş ki bu nasıl haber avokado diye. Bakın biz demiyoruz bunu. Eğer haberi nasıl izlediniz bilmiyorum. Bunu Sağlık Bakanı çantada olması gereken veya sağlıklı ürünler içerisinde bunu gösteriyor. Biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa biz ülkenin ekonomik durumunu tabii ki biliyoruz. Ha, çantada keşke olsa avokado dedikleri, manda yoğurdu da olsa, kestane balı da keşke olsa, ejder meyvesi de olsa keşke. Ama bir ülkenin gerçekleri var, bir de hayal satanlar var. İşte onu eleştirmek için biz bu haberi yaptık. Fatih Bey demiş, Şevvale Hanım yazıyor bunu. 30. dönem POMEM mülakatının incelenmesini istiyoruz. 30 saniye süren mülakat mı olur? 3 günde güvenlik soruşturması mı tamamlanır? Merhamet şart diye de eklemiş. Bakın mülakat da kalkacaktı bu ülkede. Mülakat olmayacaktı. Onun peşinden gidelim hepimiz. Bunu sorgulatalım insanlara. Geldik. Kim 1 milyon ister yarışması var. ATV'de. Kim milyoner olmak ister? Pardon, ATV'de ve bu hanımefendi kazandı. Son soruyu, 1 milyonluk soruyu sordular, kazandı ama yani o kadar kesinti var ki milyonu kazandım diye seviniyordu. Milyon bir anda milyoncuk gibi bir şey oldu. Bayılacağım galiba. Bir milyonluk soruyu bildi, yarışma tarihine adını yazdırdı ancak yarışmanın milyoner yapma vaadi Türkiye'nin ekonomisine takıldı. Rabia Birsen Göğercin kazandığı ödülün 200 bin lirasına hiç sahip olamayacak. Ödül vergi kesintisiyle 804 bin liraya gerileyecek. Harikasın. Kim 500 milyar ister? Türkiye yarışmayla 2000 yılında tanıştı. O zamanlar ödül göz kamaştıracak kadar büyüktü. Paradan 6 sıfır atılıp hesap yapıldığında büyük ikramiye 862 bin dolar ediyordu. Sene 2011 oldu. Yarışmanın adı Kim Milyoner Olmak İster olarak değişti. Ödül artık 1 milyondu. 2011'in Eylül ayında dolar kuru 1 lira 79 kuruştu. Ödül 559 bin dolara tekabül ediyordu. Bugün vergi kesintisini hesaba katmasak bile ancak 37 bin dolar ediyor. Türk lirası sadece dolara karşı değil, kendine karşı da değerini yitirdi. 2011'de İstanbul'un Gözde semti Kadıköy'ün merkezi konumundaki 2+1 daireyi ortalama 325 bin liraya alabiliyordunuz. Bugün Kadıköy'de en ucuz ev fiyatı 3,5 milyon lira. Büyük ödülle Esenler'den 1+1 ev alabiliyorsunuz. Peki ödül başka ne şekilde değerlendirilebilir? Yarışmayla aynı yıl çıkan, genelde makam aracı olarak kullanılan lüks otomobilin fiyatı 400 bin liraydı. 2023'te aynı aracın 200 bin kilometre yol yapmış halinden bir tane alabiliyorsunuz. Milyonlar milyona, büyük ödülse milyoncuğa dönüştü. Türkiye'de başını sokacak bir ev, güzel bir araç sahibi olmak artık en zor soruları bilmekten daha zor. Şimdi izleyin, emeklilik vaktinin geldiğini anlayacaksınız. Müzik
İki yıl süren Vietnam Savaşı'nda büyük kayıplar veren ABD ve Vietnam ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. ABD Başkanı'nın tarihi Vietnam ziyareti sıkıntılı geçti. Thank you everybody. This ends the press conference. Thanks everyone. Biden, Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Ziyaretin gündeminde Çin vardı. Çin'le ilişkilerin düzeltilmesi konusunda samimiyim. Çin'i izole etme çabasında değiliz. Çin'in ekonomik olarak da başarılı olmasını istiyoruz. Ancak kurallara uymaları gerekli. Biden konuşurken bir anda mikrofonun sesi kısıldı. Biden devam etmek istedi ancak sesi duyulmadı. Devreye Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre girdi. "Herkese teşekkürler, basın toplantımız bitmiştir," dedi. Salonda caz müziği çalınmaya başlandı. Thank you everybody. This ends the Cowen press conference. Thanks everyone. Thank you. Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen 80 yaşındaki Biden'a yönelik bu hareket ise şaşkınlık yarattı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yani farkında değildi olayın. Bence belli bir yaştan sonra siyaseti bırakması gerekiyor insanı, yoksa böyle komik duruma düşüyorlar. Şimdi reklama gideceğiz ama reklam sonrasında tekrar geleceğiz ve gündemi, günün olaylarını bir de böyle hap gibi özetleyeceğim. Tekrar karşınızdayım. Bekleseydiniz tabii, gidenler oldu ama bekleseydiniz alışacaklar. Anket sonuçlarını öğrenecektiniz. Şimdi gidenler, gitmeyenler gidenlere duyursun. Gelsin anket sonucu, çünkü anket sonuçlarını bülten sonuna kadar bekletiyoruz. Ki insanlar oy versin diye veya oylasınlar diye. YouTube'daki soru, Mehmet Şimşek'e inanıyor musunuz? %71 hayır, inanmıyoruz, umurumda değil diyenler %18. Onlar herhalde artık ya ipin ucu kaçmış olanlar, ya geçinemiyorum diyenler, ya da ranttan zengin olanlar. Geldik Twitter'a. Twitter'daki sorumuzda ittifaksız muhalefet sizce nasıl sonuç alır dedik. Ben de çok merak ediyorum. Artık bundan sonra Sözcü Televizyonu'nun Twitter adresinden paylaşacağız. 713 oy gelmiş ama tabii bu yeni tanıtmaya başladığımız için Sözcü Televizyonu. Belki yarın itibaren kendi sayfama da koyarım. Burada yapılan oylamada Erdoğan dört köşe olur diyenler %46, büyük şehirler kaybedilir diyenler %31 civarında. Gelelim, bakınız şimdi bir günü, bir ana haberi size 2 dakikada özetlemeye çalışacağım. Yani gün içerisinde ne oldu ve bir gün boyunca neler yaşandı ve bir saatte biz size ne anlattık. İşte mesela en önemli konulardan bir tanesi ekonomi. Mehmet Şimşek hala güven aşılamaya çalışıyor. İnandırıcı mı, gerçek mi, değil mi, zaman gösterecek. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Ama şu itirafta bulundu. Arkadaş dedi, biz kuru baskıladık, kusura bakmayın. Yükü de üstünüze bindirdik. Ve sizin canınızı acıtmaya devam edeceğiz dedi. Sözün özü bu. Erdoğan da ekledi, her şey kontrol altında. Sadece o değil. Siyasette ne yaşandı diyecek olursanız, Ekrem İmamoğlu doğruya işaret etti. Yani doğrudan dem vurdu. Eğer... Ki olmayan muhalefet diyorum ben bunlara. Muhalefet ittifaksız gidecek olursa maalesef kazanılamayacağını düşünüyor İmamoğlu ve diğerleri de. Ve o yüzden dedi ki Meral Hanım'a, ittifak şart dedi. İttifak gerçekten şart. İttifak eğer olmazsa nal toplayacaksınız. Bunun farkında değilsiniz. İyi Parti olarak, diğerleri olarak, CHP olarak. Çünkü insanlara umut vermiyorsunuz. Çünkü insanların umudunu kırdınız. Çünkü insanlardan özür bile dilemiyorsunuz. Bunu bile yapmadınız. Geldik. Bir diğeri, Diyanet'te çok konuşulan bir kişiydi. Adnan Üstün, müşavir. Çok konuşuldu. Kadınların başka yerine bakan bir insandan. Sporcuların oynadığı spora değil de baldırına bacağına bakan bir insandan. Kendi itiraf ediyor. Ben demiyorum zaten. İşte bu gibi insanlara da, insanları da protesto etmek gerekiyor. Arkadaş, senin aklın nerede? Sen bu insanlar voleybol oynarken sen topa değil de nereye bakıyorsun sorusunu işte kral çıplak diyerek yüzüne sormak gerekiyor. Aynı tepkiyi Ensar için de göstermelisin. Aynı tepkiyi Hiranur için de göstermelisin demek gerekiyor. Ama der mi? Tabii ki demeyecek. Onu da biliyoruz. Ve geldik. Çanta, beslenme çantası 700 küsür liraya, 770 liraya doluyor. Sağlık Bakanı da bir açıklama yaptı. Çantada dedi keşke avokado da olsa, veya sağlıklı beslenmek için çanta demedi de avokado da şart dedi. Sağlık Bakanı'nın avokadonun kaç paradan olacağının bilinci yok veya onun bilgisi yok.
Beyefendi Fahrettin Bey, siz tabii ki sırça köşklerde yaşadığınız için bir avokadonun 30 ya da 35 lira olduğunu bilmiyorsunuz. İnsanlar karınlarını zor doyuruyorlar. İşte böyle bir ülke içerisinde bu insanlar da çocuklarını iyi eğitim alsınlar diye okullara gönderiyor. İşte bir günü ve bir ana haberi size bu şekilde özetleyebilirim dedikten sonra bizden sonra sokağın sözü var. Serap Belovacıklı sizlerle birlikte olacak. İki önemli de konuğu var. Bir tarafta Ersun Hoca, diğer tarafta İsmail Saymaz. Onları izleyeceksiniz. Biz yine aynı saatte yarın karşınızda olacağız saat 7'de ve Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri paylaşacağız. Saygıyla ve tabii ki sevgiyle kalın.